Sayın seyirciler, Balıkesir Spor yarın Konya Torku Şeker Spor'la karşı karşıya gelecek. Balkesler, Konya Torku Şeker Spor maçı hazırlıklarına Atatürk Stadı'nda yapılan antrenmanla devam etti. Balıkesir Spor'un ligin 13. haftasında Konya Torku Şeker Spor'la oynayacağı maçı Mehmet Efe yönetecek. Teknik direktör Mesut Dilsöz, KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a geçtiğimiz hafta oynanan Tokat Spor maçını değerlendirdi ve Konya Torku Şeker Spor maçı antrenmanlarla ilgili bilgi verdi. Valla Tokat maçı çok zor geçmedi. Birazcık gol 37 dakikada geldi. O dakikaya kadar zaten bir sürü pozisyonumuz vardı. Olsaydı daha çabuk kopardı. Temiz maç oldu. Yani net bir skor. Sakatımız olmadı. Sadece bir Reis sarı kart gördü. Diğer açılardan fazla sıkıntılı bir maç olmadı yani. Yani rahat geçtik diyebiliriz. O takımların durumunda biliyorsun işte Diyarbakır, Tokat, Kocaeli takımları biraz daha düşük seviyede takımlar. Ama Konya takımı bu hafta oynayacağımız iyi bir takım. Yani Malatya takımı gibi takımın kalitesiyle puanı uyuşmuyor. Doğru orantılı değil. Çok iyi futbolcular da var biliyoruz takımda. Ya biraz da tabii iç sahada şimdi hedef takım olduk yani. Şimdi herkes grupta işte Urfa, Bozüyük, Balıkesir diyor ama Balıkesir'i ayrı bir değerlendiriyorlar. Çünkü biz iyi bir takımız. Yani kaliteli futbol oynuyoruz. Yani sonuçlar açısından değil sadece. Puan durumu açısından değil. Takım olarak bize ayrı bir yere koyuyor rakipler. Nasıl biz izliyoruz herkesi? Değerlendiriyoruz. Rakipler de bizi izliyorlar yani. Biraz daha içeride maçlarımız zor geçebilir. Açana kadar. Adam yani karşı takımlar çok kapanıyorlar. Çok savunma oynuyorlar. Yani geçen hafta Tokat takım bile iki futbolcumuza birebir adam markajı veriyor. Kımıldayamıyorlar yani. Yani bizim de deliği açacak anahtarlarımız var ama işte bazen istediğimiz dakikalarda gelmeyince sıkıntı oluyor. Onun için ama bizim takımımızın şöyle bir özelliği var. Bu çok önemli bir şey. Dikkat edin yani İskenderun'da 7 dakika içinde 3 gol attık. Burada Tepecik maçında 8 dakika içinde 3 gol attık. Bu hafta Tokat'ta 1 dakika içinde 2 gol attık. Ya bizim takımımız biraz sabır istiyor. Sahneye çıkıyorlar ama 5 dakikada işi bitiriyorlar. Öyle bir de takımımız var. Onun için yani son düdeye kadar herkesin sabırlı olmasını, destekleyici olmasını istiyoruz. Vallahi Coşkun durumu bugün bakacağız, yarın bakacağız. Bir de Büyükal'de bir sıkıntı var, bacağında bir batma var. Onu da MR çekildi bugün, yok bugün dinleniyor. Onun neticesini almadık, biraz sonra Doktor Feyyaz Bey arayacak bizi. Ona göre artık onun durumunda, onun raporuna göre hareket edeceğiz. Cezalı var mı hocam? Cezalı da yok. Onun cezası bitti zaten geçen hafta. Şu anda iki tane santraforumuzun sakatlığı var. Yani çok ters bir netice, çok büyük şanslar olmadığı sürece her zaman bizim takımımız galibiyete yakın taraf. Oynadığımız top, topun bizde kalışı, yüzdeler olarak mesela geçen hafta Tokat maçı nereden baksanız %70 topa biz sahiptik yani. Yani top göstermiyoruz ama işte sonuç her zaman istediğiniz dakikada olmuyor. Futbol böyle bir oyun. Bazen 5. dakikada, bazen 10. dakikada, bazen 90 artıda geliyor. Onun için tek şey biz de sabrediyoruz. Kulübede biz de zor durumdayız. Seyircimiz zor durumda ama inşallah daha erken gol bulup daha rahat maç izlemelerini istiyoruz ama biz de istiyoruz kendi açımızdan ama bazen istediğimiz gibi olmuyor.